Astsubay Serdar Ateş ve polis eşi Hatay'da görevliydi. İkisi de enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 1 yaşındaki kızları ve ona bakmak için Hatay'a oğlunun yanına gelen babaanne o enkazdan sağ çıkarıldı. Babaanne Zeynep Ateş o gece yaşadıklarını anlattı. Birden kuzum gece çıktı geldi, anne deprem oluyor, kalk dedi. Kalktılar ama kaçacak fırsatları olmadı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Oğluyla gelini enkaz altında can verdi. Benim sesim vardı, torunumun sesi vardı. Ama gelinimin ve oğlumun sesini hiç alamadım. Astsubay Serdar Ateş de polis memuru eşi Hatay'da görevliydi. İkilinin 1 yaşındaki çocuklarına bakmak için Zeynep Ateş de kente gelmişti. Kalacaktım, torunuma bakacaktım. Zaten 15 gün olduydu varalı. 6 Şubat sabahı yaşanan ilk depremde kaldıkları bina yerle bir oldu. Üstümü başımı aldım, telefon alayım dediğimde oğlan kapıya çıktı, antrede kaldığını biliyorum gelinle oğlanın. Ben de o arada döndüm, ayağımın altı kaydı yavrum. 55 yaşındaki Zeynep Ateş de torunu 12 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Ama oğlu ve gelini onlar kadar şanslı değildi. Ciğerim yanıyor kuzum, ciğerim yanıyor.